Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Analeg'in bir başka bölümünde daha karşınızdayız. Uzun süredir oynamadık. Biraz oynamak istedim ve girdim. Bakalım ciddi anlamda neler olacak, neler yapacağız. İsterseniz gelin hemen videomuza geçelim. Evet kardeşlerim, bugün Ankara Gücü maçındayız. Ankara Gücü maçından sonra Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçı var. İki maç şeklinde ilerlemeye çalışacağız. Ve Adebayor'un santrasıyla maça başlıyoruz. Uzun süredir oynamamıştık bu serinin devamı için. Like atmanız bizim için çok önemli. Elia. Elia baktı döndü. Back adamımız geldi. Verdik pasımızı Cuero. Cuero seni çok özlemişim lan. Cuero ortaladı. Kafa olmadı. İçeride biliyorsunuz Adebayor ve Haaland gibi iki tane önemli oyuncumuz var. Şimdi Ankara Gücü atakta. Ankara Gücü atakta, Ozan Kabak aldı topu. Back. Back pasını verdi Elia. Elia. Kanada döndü Cuero'ya. Cuero önü açık. Cuero pasını verdi. Haaland. Haaland alamadı topu. Ozan Kabak. Kanatta Bek'i gördü. Bek. Bek pasını verdi. Orada Adebayor kafayla indiremedi. Onu alman lazım Ozan. Onu alman lazım. Önde basıyoruz. Önde. Önde basıyoruz. Basıyoruz ama işe yaradı. Evet, Haaland aldık. Haaland. Haaland. Haaland pas Elia. Elia arka taraf boş, ortaya açtı. Gol pozisyonu Adebayor. Siyahi golcümüz Adebayor. İşte bu. 1-0 öne geçirdi bizi. O da çok özlemiş oynamayı. O da çok özlemiş. O da da özlemiş salonda, mutfakta. İnanılmaz gol. Elia. Arka direk boş orta. Farkında mısınız? Ön direkteki oyuncumuz nasıl hemen bıraktı? Oyun görüşü, oyun farkındalığı bu olsa gerek. Elia pasını verdi Cuero. O kanadı çok iyi kullandığımızı size söylemiştik sanırım. Cuero omuzu koydu. Pas. En köşe boş ama verdik. Bek aldı topu. Bek pasını verdi. Smotgras orta açacak. Açıyı kapattı. Bek. Hayatında hiçbir zaman iyi ortası olmayan Bek ortaladı, olmadı. Smotgras vurdu. Kaleci Zapovutni. Elia. Elia. Baktı artistik hareketlere devam Cuero. Cuero. Orada bir boşluk. Gel 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 gel. Elia ile iyi bir ikili olduklarını düşünüyorum. Cuero ortaladı. Haaland'a doğru. Haaland 2-0. Haaland. Arkadaşlar biliyorsunuz inanılmaz borcumuz var. Şu anda transfer yasağımız var Türkiye'de ve transfer yapamıyoruz. O yüzden de şu anda mevcut kadromuz iyi. Lig için yeterli ama çok fazla maalesef ki geniş bir kadromuz yok. Bu yüzden Ozan Kabak'a, belki de Haaland'ı da satmamız gerekecek. Onların yerine çünkü 3-4 tane daha oyuncu alabiliriz. Takımı genişletmemiz gerekiyor. Bir sonraki maç Roma maçı. Onda bile sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü ciddi anlamda oyuncu rotasyonu yapamıyorum. Ve bu bizim için çok büyük bir sıkıntı oluyor. Bu arada hazır konuşuyorken bir de rakip bizden katakulli yapıp faul aldı. Frikik geliyor. Şut. Savunmaya çarptık. Kaleci Gillet aldı. Pasını verdi. Bu 3 bıçaklı Gillet arkadaşlar. Bunun bir de kötü versiyonu var. O tek bıçaklı Gillet. O çok fazla iş yapmıyordu. Bu iyi kart deyip böyle aptalca bir espriyle oyunumuza devam ediyoruz. Bek. Bek aldı. Şimdi bir pas Snodgrass'a gelmedi. Elia önündeki boşluğu değerlendirecek. Elia. Elia gidiyor. Elia gidiyor. Elia gidiyor. Elia pasını verdi. Haaland'a. O kadar artistik yapacağını düzgün pas vereydin ya. Ankara Gücü etkili geliyor. Aldık topu. Şimdi pasımızı verdik. Haaland. Haaland. Çok güzel kaçtı Adebayor. Adebayor gole gidiyor. 3 bacak Adebayor. Adebayor kaleci. Oğlum bir kişi yok mu orada ya? Adebayor'un şutu kaleci. İker. İker ilk çalım çok iyi. Alabiliriz. Cuero aldı topu. Uzun gönderecek ilk yarıda artık soranlar. Haaland aldı. Haaland gidiyor. Haaland önünde bir boşluk. Aşırttı Adebayor'a doğru ama pası ciddi anlamda çok kötüydü ve İlk yarı büyük ihtimal Zapolotni eğer ki yengeç dansını bırakır atarsa 2-0 önde kapatacağız ve 2-0 önde geçtik. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Bıçakçı verdi pasını Elia. Elia içeriye dönecek. Sakin. Elia. Elia gerçekten inanılmaz bir oyuncu Elia. İşte Elia gidiyor. Elia R2'yi de yapıştırdı. Yeneliklik bir gol olabilir de Elia. Cuero. Muhteşem geçti Cuero. Cuero bokunu çıkardın Cuero. İkinci çalımda iyiydi ama sonrasında kaptırdı. Bas 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 bas. Buradaki basmalarımız meşhur biliyorsunuz. Yani olmadı ama normalde meşhurdu. Yani meşhur normalde. Sersi ya da Cerci hepsi olabilir. İlker gole gidiyor. Omzu koydu Ozan. Ozan omzu koydu, uzaklaştırdı ama bu kadar panik yapmana gerek yoktu. Topu aldı tekrardan. Şimdi Snodgrass.
Şimdi attık pasımızı Adebayor. Adebayor arkadaşlarının gelmesini bekledi. Stipperman verdi Cuero'ya. Cuero tekrardan ortaya Stipperman. Konuşamadım. Verdi Adebayor. Adebayor pas. Haaland. Haaland. Haaland vurdu. Çok kötü bir şut be. Güven alırsın. Aferin Güven. Şimdi kanatta bir boşluk. Snodgrass. Snodgrass gidiyor. Önünde büyük bir boşluk. Vurursa affetmez. 3-0. 3-0. Babam da mı vururdu? 3-0. Snodgrass. Muhteşem bir gol geldi arkadaşlar. Gerçekten hissederek vurdum. İşte burada Snodgrass. İçeriye kat etti mi? Aynı zamanda ona Robin'in genci derler. Şu anda bu konuları uydurdum. Muhteşem bir gol attı. Cuero aldı. Ortaya Elia, tekrardan Cuero. Biraz daha kontrollü oynayarak arkadaşlar maçı bitirmemiz gerekiyor. Artık Elia. 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 Baktı. Döndü. Hoca. Elia. Elia giriyor. Elia giriyor. Elia giriyor. Elia. Kaleci. Zabalotni. Güven. Stipperman. Back. Verdi. Kanatta boşluk ama o kadar riske atmamız gerekiyor. Elia aldı. Elia gidiyor. Elia bu sefer pas verdi Cuero. Son atak şansı belki de. Adebayor'u gördüm. Adebayor kaleci. Haaland. Haaland 4-0. Haaland 4-0 oluyor. Adamsın Sarıçıyan. 4-0 işte burada Cuero. Adebayor elini kaldırdı. Çok iyi gördü şut kaleci ama Haaland işte bomboş kaleye yuvarladı ve 4-0 oldu. Evet kardeşlerim, bu maç 4-0 bitti. Hadi gelin şimdi Roma maçına geçelim. Evet kardeşlerim, Şampiyonlar Ligi maçı her zaman için başka olur. Bugün burada sahada bir Türk isim daha olacak ekstradan. Cengiz Ünder rakip takımda Roma'da şu anda karşı takım formasını giyiyor. Bu arada maçı çok sert başladılar. Elia Cengiz Ünder karşısında görüyorsunuz. Elia biraz hızlı bir oyuncu. Elia son çizgiye indi. Cengiz'i geçti. Bir orta daha. Son anda müdahale. Orada karışır mı? Cengiz aldı, uzaklaştırdı. Pazzini'ye doğru alabiliriz. Tabii şimdi Ankara Gücü maçına benzemez bu. Bunlar bize Gondi atar. Dikkat etmemiz gerekiyor Pazzini. Pazzini ama Güven aldı topu. Şimdi attık Adebayor. İçeriye gol pozisyonu. Baktı. Kanada. Harikasın. Snodgrass. İçeriye Matuidi. Bunlar Matuidi'yi de almış. Uzun gönderdiler o topla bizde. İndir. Süpersin. İç sahada Roma'yı gondiklememiz gerekiyor. Cuero şimdi attı. Stipperman kanada dönecek. Beck içeride. Çok güzel gördüm ama kafa olmadı. Beck indirir mi? Olmadı Kluivert. Maç çok hızlı başladı. İki takımdan biri sanki gol atacak gibi geliyor bana. Pellegrini uzun gönderdi Cengiz'e doğru. Ama Cengiz offside'da. Cengiz bizden sen göz kırp kardeşim. Böyle offside'da kalmalar falan. Sen normalde kalmazsın. Adamsın. Adam. Stipperman. Eyvah, oralarda sen neden böyle şeyler yapıyorsun oğlum? Ankara Gücü maçında sen böyle değildin. Basıyoruz. Pazzini. Cengiz. Cengiz 3 kişi. 3 kişi tutamadı Cengiz'i. Güven. Verdi pasını Stipperman. Stipperman orta sahada büyük bir boşluk var. Baktı. Birazcık kontrollü oynayacak. Cuero'yu gördü. Cuero. Sakin. Cuero'nun kontrole bakın. Ben mi yaptım foul'u hocam? Ya Allah senin cezanı ver. Pellegrini uzun gönderdi. İndirdik. Sakin. Cuero indirdi. Elia. Elia baktı. Çok güzel gördü Haaland'ı. Haaland. Birebir de etkili bir oyuncu. Adebayor'u gördü. Adebayor'a yine sert bir hareket. Hakem ama oralı olmadı. Gerçekten sert oynuyorlar ya. Gallardo. Kluivert. Pas. Pellegrini. Eyvah. Pazzini. Pazzini pas. Yani Cengiz Ünder, yemin ederim ki eğer Türk olmasa kayacaktım ama Türk olduğu için kaymadım. Bir alkış hak ediyorum diye düşünüyorum. Ozan indirirsin. Kluivert'tan da indir o topu. Elia. Verdi pasını şimdi Haaland. Topu bekleme Haaland. Ya Şampiyonlar Ligi'nde sen Haaland oynamış bir adam ve Şampiyonlar Ligi kupasını alıp buraya gelmiş bir adamsın. O yüzden gerçekten de bu acemice şeyleri yapmaman gerekiyor. Snodgrass. Snodgrass pas. Haaland'a. Haaland bizi duydu sanki, indirdi. Verdi pasını Beck. Beck son çizgiye kadar inecek. Ortaya açtı. Arka taraf Haaland olmadı. Şimdi Elia. Pas Cuero'ya. Birebir oynayacak Cuero. Son çizgiye indi, döndü. Verdi pasını Elia. Birebir de çok etkili olduğunu siz de biliyorsunuz. Elia vurdu kaleci mi? Yalnız öncesinde sanki bir foul vardı ya. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder çok iyi. Elia'lı ikili sıkıştırma gelince kaptırdı. Cuero aldı topu.
Cuero gidiyor. Önünde büyük bir boşluk var. Haaland bekle bekle. Aldı. Ortaya da döndü. Pasını verdi Adebayor. Attı şimdi Haaland. Pas tekrardan Elia. Birebir de etkili. Elia. Elia gidiyor. Elia son çizgi. Ortaya açtı ama. Ah ulan ah. Uzun bir top. Ya inadına da Cengiz'le türkü türkü vurduracaklar arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya, Cengiz'i açtı ortayı arka taraf. O kadar kolay geçmemesi lazım da aldık topu, alamadık da. Bas 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 bas. Snodgrass alamadı. Kluivert. Kanatlar çok hızlı. Ya bunlar da kanatlar çok hızlı. Pellegrini. Pellegrini pas. Florenzi. Florenzi baktı içeriye. Orada kaptırabilir. Ama iki kişiyi çok güzel geçti. Cengiz ortayı açtı. Güven vuramadı. Bırak. Bıraksaydın keşke be kardeşim. Vallahi bıraksaydın, aldık topu. Stipperman. Stipperman attı pasını Snodgrass. Çok güzel bir artistik hareket. Attı pasını şimdi Adebayor'a. Adebayor tekrardan verecek. Oynayamamaya başladık. Oynayamamaya başladık Cengiz Ünder. Pellegrini. Diamonte. Pasını verdi. Orada Kluivert aldık. Bu maça yürek dayanmaz. Bek. Bek. Bek pasını verdi Snodgrass. Baktı. Bek'in gelmesini bekledi. Bek gelse ne olacaksa sanki. Bek. Bek baktı. Uzun gönderdi. Maç bitti. Hani ilk defa kariyerinde ilk defa düzgün bir pas verdi adam, maçı bitirdi. Stipperman. Pas geçmedi. Güvende top. Güven attı. Bıçak çık. Verdi pasını Cuero. Şimdi bir pas Elia. Elia çok iyi döndü. Elia baktı. Elia inanılmaz oynuyor arkadaşlar Elia. Stipperman. Kanatta Bek'in önünü çok iyi gördü. Bek. Bek son çizgiye girdi. Bek ortaladı. Kaleye doğru Benitez. Kluivert. Kluivert gidiyor. Aldık ama tekrardan verdiğim için bir halta yaramadı. Kluivert önünde bir boşluk, alamayabilir mi? Aldı vallaha. Oh, pazara da gönderdi bizi. Kluivert içeriye girdi. Vallaha yapmadım bir şey lan. Ozan uzun gönderdi. Orada Haaland. Adebayor'un önüne atacağım da şimdi Adebayor nasıl koşsun? Haaland. Pas. Abi bunlar bak çok sert oynuyor. Ben sinirlenmeye başladım. Dostlarım Elia çok yoruldu. Elia'yı çıkardım, onun yerine Paulinho'yu aldım. Biraz daha sol tarafı kullanacağız. De Rossi pasını verdi, uzaklaştırdık. Adebayor koşuyor, koy omzu. Yetişemedik. Gallardo. Bas. Florenzi. Mememize çarptı top. Yine onlarda. Manolas. Kıl payı da olsa attı. Gallardo. Gallardo pas Matuidi. Matuidi. Kanadı çok iyi gördü. Gallardo tekrardan. Matuidi içeride boşluk. Cengiz. Şimdi Adebayor. Çok güzel Paulinho. Snodgrass. Hoca çekiyor. Hoca çekiyor. Adebayor. 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 Şimdi Paulinho. Paulinho. Ya bunlar neden böyle? Ve hakem kart bile değil, foul bile vermiyor ya. De Rossi. Pazzini. Arkadaşlar şu an hemen ikinci bir emre kadar. Pazzini. Pazzini kaleci. Girmez. Girmez. Nereye girmiyor? İkinci bir emre kadar Cengiz Ünder dışında bütün oyunculara kayabilirsiniz diyecektim. Asıl onlar bize kaydı ya. Olamaz böyle bir şey. Abi bu hakemler neden bizi hiç böyle tutmuyorlar ya? İşte burada Matuidi şut çeker diye düşündüm ama Pazzini 1-0 geriye düştü. Takımı fulllere alıyorum arkadaşlar. Çünkü bizim burada kaybetmemiz diye bir şey söz konusu olamaz. Cuero, Stipperman, Ozan Kabak, artık onu ileride izleyeceksiniz. Bek. Bek ortalada. Arka tarafa doğru Haaland vurdu. Haaland yapma ne olur ya. Şimdi aldık Paulinho. Paulinho pas. Ozan Kabak. Tekrardan Haaland. İçeriye doğru. Gol pozisyonu. Ozan vurdu. 1-1. Ozan. Kaptı golünü. Ozan Kabak. 1-1 oldu. Ozan Kabak adamsın. Süpersin bu oğlum. Arkadaşlar stoperken onu ileri çıkardık. Artık ileride oynayacak demiştim sizlere. İşte burada muhteşem paslaşmalara Adebayor çok iyi gördü. Ozan stoperden çıktı ve golünü attı 1-1. Evet, Ozan'ı tekrardan geriye götürdük arkadaşlar. Çünkü defansta, ya bu maçta yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Öyle oynamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumunu da bu maçın sonunda göstereceğim sizlere. Tut, iyi tutarsın Matuidi. Zekrova. Zekrova baktı arka tarafta boşluk. Çok güzel vurduk topu. Şimdi Adebayor indirdi. Snodgrass pas ortaya. Süpersin Paulinho, yeni girdin oyuna. Paulinho. Paulinho gidiyor. Paulinho gidiyor. Baktı. Bir pas. Cuero baktı. Yine Paulinho gidiyor.
içeriye attı çalımı. Paulinho, Paulinho vurdu 2-1. Paulinho. Arkadaşlar, Roma'ya gondik zamanı 2-1. İşte bu Paulinho. Coelho'yu gördü. O tekrardan Paulinho'yu gördü. Burada bir fake shoot. Önünü açtı Paulinho ve 2-1 oldu. Evet, bu arada Cengiz'i çıkardılar oyundan. Manolas, Matuidi basıyoruz. Alabiliriz ama olmadı. Matuidi tekrardan. Zekrova. Gallardo uzun gönderdi ama Paulinho, farkında mısınız bilmiyorum ama sol tarafta normalde. Ama her yerde oynuyor. Gerçekten çok ilginç bir oyuncu. Cuero attı pasını. Stipperman. Şimdi Paulinho. Paulinho attı çalımını. Paulinho orada bek boş. Bek pasını verdi. Snodgrass dönemedi bir türlü ya. Dönemedi ya. Allah cezanı vermesin. Çok dikkat. Bas. Bas. Aldık topu. Gol pozisyonu olabilir. Attı pasını. Haaland gole gidiyor. Haaland pas. Snodgrass. 3-1. Snodgrass 3-1 oldu. Havaranoğlu yaptı 3-1. Kontradan inanılmaz arkadaşlar. Baskılar sonuç getirdi ve kontraya çıkabildik. Burada Haaland önünde boşluk ama asist yapmayı tercih etti. 3-1 oldu. Şimdi Roma, yani belki bir umut diyor Matuidi. Matuidi baktı içeriye. Güven kaleci Gillet. 3 jiletli Gillet aldı topu. Hemen kullandı. Bek, bizi burada yenmek kolay değil be bebeğim. Yani gerçekten attık pasımızı Paulinho. Paulinho ortada bir boşluk. Ya ama bunlar hala sert oynuyor ya. Bunlar hala çok sert oynuyor. Güven. Güven pasını verdi. Artık maçta son anlar. Ortada Paulinho. Paulinho attı çalımı. Kanada ve maçın sonucu bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmış oluyoruz kardeşlerim. Neler olacak bilmiyorum. Bu kadroyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmamız çok zor ama gruptan çıkmamız bir umut. Evet, şimdi puan durumuyla sizleri karşı karşıya bırakacağım. Açıkçası Roma'nın bizim üzerimize gelmesinin sebebi ikincilik şansı olduğuydu. Zaten izleyenler bilirler, daha bir maçımız var ama 11 puanla lider durumdayız. Çok iyi gidiyoruz. Süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.